Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ev sahipliğini yaptığı pek çok ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle özel temsilcilerin katılımlarıyla düzenlenen Filistin için tek yürek temalı zirve sonrasında basın toplantısında zirve kapsamında hazırlanan ortak çağrı metnini okudu. Zirveye iştirak ederek insanlığın vicdanına yönelik gerçekleştirilen bu zalimliğe karşı duran tüm lider eşlerine ve temsilcilerine teşekkür eden Emine Erdoğan, bu tarihi buluşmanın Filistin ve bölgedeki barış ve huzurun tesis için bir vesile olmasını diledi. Saygıdeğer basın mensupları, sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Filistin için tek yürek olduğumuz lider eşleri zirvesi vesilesiyle huzurlarınızdayım. Zirveye iştirak ederek insanlığın vicdanına yönelik gerçekleştirilen bu zalimliğe karşı duran tüm lider eşleri kardeşlerime ve onların temsilcilerine buradan bir kez daha en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu tarihi buluşmanın Filistin ve bölgemizdeki barış ve huzurun tesisi için bir vesile olmasını diliyorum. Zirvenin bir sonucu olarak bugün İstanbul'dan tüm dünyaya şu ortak çağrıyı yapıyoruz. Bizler dünyanın farklı ülkelerinden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ve ülke temsilcileri olarak Gazze'deki insani krize uluslararası toplumun dikkatini çekmek ve bilhassa çocuklar, kadınlar, hastalar ve engelliler olmak üzere sivillerin yaşadığı trajedinin sonlandırılmasını, kalıcı ve adil bir barışın tesisini uluslararası kamuoyunun insanlığa karşı suç sayılabilecek bu saldırılar karşısında harekete geçmesini sağlamak amacıyla 15 Kasım 2023'te İstanbul'da bir araya geldik. Bizler 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle Gazze ve Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan insani trajediden derin bir endişe duyuyoruz. Gazze'ye uygulanan ve uluslararası hukuk ile bağdaşmayan abluka ve ambargonun sebep olduğu insani krizin sivillerin temel ihtiyaçlara erişimini engellediğine ve tam bir insan hakları ihlaline dönüştüğüne dikkat çekiyoruz. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanan trajedide çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 11 binden fazla sivilin katledilmesinin uluslararası hukukun en ağır ihlallerinden birini teşkil ettiğini vurguluyoruz. Gayri insani koşullar altında bulunan ve katliam tehdidi ile karşı karşıya kalan hamile kadınların, çocukların, bebeklerin ve hastaların can güvenliğinin bir an önce sağlanması amacıyla acil eyleme geçilmesi gerekliliğine işaret ediyoruz. Filistinlilerin ve İsraillerin çocuklarını huzur ve güven içinde yetiştirebilecekleri iki devletli bir çözüm diliyoruz. Bu çerçevede bizler, devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ve ülke temsilcileri olarak tüm dünyaya Gazze'de süren katliamları durdurmak için derhal ve topyekün harekete geçilmesi, Gazze'de okul, hastane ve diğer tıbbi tesisler, mülteci kampları, Birleşmiş Milletler tesisleri ve ibadethaneler dahil tüm sivil yerleşim yerlerine hedef alan İsrail saldırılarının derhal durdurulması. Bu doğrultuda çatışmalara son verecek bir ateşkesin acilen tesisi ve Gazze'deki sivillere engelsiz,
yeterli ve güvenli insani yardım temininin sağlanması. Mevcut çatışma koşullarında yerinden edilmenin özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlılar üzerindeki ciddi etkisini vurgulayarak Filistinli sivil nüfusun zorla yer değiştirmesine yönelik her türlü girişimin kesin bir şekilde reddedilmesi. Tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku da dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine derhal ve eksiksiz olarak riayet etmesi çağrısını yapıyoruz. Her vicdan sahibi insanı bu küresel çağrımıza destek vermeye davet ediyorum. Teşekkürler. Erzincan Valisi Doçent Doktor Hamza Aydoğdu'nun vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla başlattığı Halk Günü toplantıları devam ediyor. Her ay düzenli olarak yapılan Halk Günü toplantılarında vatandaşların sorun, şikayet ve taleplerini dinleyen Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kasım ayı toplantısında 41 vatandaşı dinledi. Erzincanlı vatandaşlarla tek tek görüşen Vali Aydoğdu, vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi, dile getirilen sorunların çözümü için ilgili birim amirlerine talimatlar verdi. Vali Aydoğdu, devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Her bir hemşerimizi can kulağıyla dinlemek, sorunlarını çözüm aramak bizlerin öncelikli görevidir. Kapımız tüm vatandaşlarımıza her zaman açık, dedi. Toplantıya katılan vatandaşlar taleplerini ve sorunlarını direkt olarak Vali Hamza Aydoğdu'ya anlattıkları için memnuniyetlerini dile getirerek kendilerini birebir dinleyen Vali Aydoğdu'ya teşekkür ettiler. Hatay'ın İskenderun ilçesinde aşırı yağışlar ve deniz taşması sonucu meydana gelen su baskınları sonrasında arama kurtarma ekipleri tarafından iyileştirme çalışmalarına destek vermeye devam ediliyor. MEP, Erzincan Akup ve Acar Arama ve Kurtarma Derneği'ne bağlı AFAD gönüllüleri Hatay iline ulaşarak yağmur sularının tahliyesi için yürütülen çalışmaya destek oldular. 6 Şubat depremi sonrasında Hatay'da deniz seviyesinin yaşanan yükseliş nedeniyle yağışlar sonrasında sık sık su baskınları haberleri gelmeye başladı. En son 27 Kasım tarihinde ilde yaşanan aşırı yağışlar ve deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle yollar adeta bir nehir görünümü aldı. Hatay İl AFAD ekiplerince suların tahliyesi için 1303 personel ve 142 iş makinesi devreye girdi. Ancak yaşanan su baskınlarının ilçedeki yaşamı adeta felç haline getirmesiyle diğer illerden yardım ekipleri bölgeye ulaştı. Erzincanlı AFAD gönüllüleri ise suyun tahliyesi ve temizlik çalışmalarına destek olmak amacıyla bölgeye giderek hummalı bir çalışma yürüttü. Acar Arama Kurtarma Derneği'nden 20 ve MEP Akup'tan 8, toplamda 28 AFAD gönüllüsü iyileştirme çalışmalarına destek vermeye devam ediyor. AFAD Başkanı Okay Memiş yardımlardan dolayı Erzincan ekibine teşekkür etti. Temizliyoruz. Tayakkuz halinde olan bütün bilimlerimize teşekkür ediyorum. Hepimize geçmiş olsun. Tabii ki böyle afetlerde bir daha olmasın diyoruz.
2022-2023 eğitim öğretim yılında ilk mezunlarını veren Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri 15 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitim Sınavı'nda büyük bir başarıya imza attı. Öğrenciler 120 sorudan yaklaşık 90'ına tam yanıt verdiler. 3000'i aşkın adayın ter döktüğü Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitim Sınavı'nda Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri 120 sorudan yaklaşık 90'ına doğru yanıt verdiler ve %5'lik ve %10'luk dilimlerde yer alarak büyük başarı gösterdiler. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrenciler başarı ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne verilen kaliteli eğitimin birer temsilcisi oldular. Büyük bir başarı elde ederek sıralamaya giren öğrenciler 24-30 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek tercih başvurularının ardından diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi dalları olan ağız, diş ve çene cerrahisi, ağız, diş ve çene radyolojisi, endodonti, ortodonti, pedodonti, periodontoloji, probatik diş tedavisi, restoratif diş tedavisi ana bilim dallarında uzmanlık eğitimi almaya hak kazanacaklar.